Hocam başka bir Sinan'dan gelmiş soru. Adaşım, Evet. sevgiler. 21. yüzyılda internetin olanakları ile aynı çukura düşen insanların herkesleşip ya da herkesin kendi benliğine düştüğü bu yüzyılda yaratıcılığın ölmesi çağımızla doğru orantılı mıdır? Burada Cevap şimdi soruya bak. değil. Soru, Fatih yani diyor ki cevap verme buna, yapma. Şimdi Koydu. sorudan anladığım kadarıyla biraz bir mealini versen. Bu kadar imkan fazlalığı bir Bak Hazal ablan gitti. Isırma, ısırma, ısırma. hocam, meali şu idi. Yani bu kadar imkan fazlalığı bizim yaratıcılığımızı öldürüyor mu? Sinan ne yapıyor belli mi? Sinan kimdir? Tanıdığımız biri mi? Hocam Sinan'ı tanıyoruz. Sinan felsefe mezunu bir arkadaşımız. Ha bizim Üsküdar'dan olan Sinan mı? Evet. Aa ne haber Sinan? Yalnız felsefe bence fazla karıştırmış. Daha şu basitliği sorsan şunu ya. Bu bireyselleşme bizim yaratıcılığımızı öldürüyor mu? Değil mi soru? Aslında bu son benim anladığım şekliyle biz kendi yaratıcılığımızı kullanmaktan vazgeçiyoruz. Çok doğru. Benim anladığım ve bunu 21. yüzyıla mı bağlıyoruz diye soruyor. Yani bu dönemin sorunu mu? Zaman olarak değil de imkanlar ve kurduğumuz çevre olarak doğru. Şimdi Covid-19 sonrasındaki yeni yaratıcılıkları göreceğiz hep beraber. Devirdi gene bir şeyi kaçtı. Bir de bir saklanıyor yemin ediyorum. Bir şeyin altına giriyor. Hayatta çıkarmak mümkün değil. Neyse korkma korkma. Bir şey olmaz. Her yeri devirdi yemin ediyorum o taraf. Geçen sene bu zamanlar hayat çok sıkıcıydı. Her şey belliydi. En büyük derdimiz üniversite öğrencisiysek diploma almak, ortaokul öğrencisiysek LLGS gibi bir sınavı halletmek, çalışıyorsak maaşımızı bir sonraki ay güzel almak falandı. İşte belki biraz dolar fiyatı gene problemdi falan neyse bileyim hatırlamıyorum. Ama bir Covid-19 geldi. Bu sorunların hepsi bir anda beşinci plana düştü. Şimdi halledemeyeceğimiz bir başka şeyle global olarak yüz yüze geldik. Diğer sorunları da bizim halledebileceğimiz şeyler değildi. Bu da değil. Ama bu bir de dünyada herkesi etkilediği için artık bütün sistemin bir anda bozulabileceğini fark ettik. Covid-19'un en ağır stresi budur. Bir ülkeye yıldırım çarpsa, deprem olsa, sel bassa deriz ki oraya oldu. Yani orada işte bir hata oldu, insanlık yanlış yaptı ya da tabiat intikam aldı her şeyi söyler. Ama biliriz ki dünyanın büyük kısmı bunu o sırada yaşamadı. Covid-19'un problemi her yer bunu yaşıyor. Yani. Dolayısıyla 21. yüzyılın bu beşte birinin bitmekte olduğu sene, bu sene ve bu sene çok önemli bir global stres yaşıyoruz. Bundan 1-2 sene önce yaratıcılığın gerçekten bütün dünyada pike yaptığı bir gerçekti. Ve yaratıcılığı ayakta tutan aslında tek şey vardı. İnsanın kendi kendisine yarattığı sorunlar, krizler, anlaşmazlıklar, çatışmalar ve yokluklar. Yaratıcılığı yaratan şey her zaman budur. Bir kere insan niye yaratıcı? Daha önce çok anlattım. İnsanın fabrika ayarlarının temel konularından bir tanesi. İnsan bu dünyada hayatta kalabilmek için olmayan bir şeyler yapmak zorunda. Yaşamsal bir şey yaratıcılık. Öyle eften püften sanatçının işi falan değil. Biz hayatımızda atalarımız en azından sürekli yaratıcı bir şeyler yapmak zorunda kalmışlar. Biz şehirlere yerleşip binaları yapıp işte hazır tarım gıdalarıyla bilmem nelerle yaşamaya başlayıp kanalizasyonumuzla atıklarımızı dışarı atmayı becerdiğimiz günlerden itibaren bu ihtiyacımız yavaş yavaş bireysel olarak azaldı. Bir de yapacak iş kalmayınca boş vakit, boş vakiti dolduracak yeni hazlı uğraşlar ve bu hazlı uğraşlardan kaynaklanan yalnızlaşma da eklenince bu yaratıcılık gittikçe dibe doğru vuruyor. Biz neden mesela sanat yaparız? Neden işte müzik yaparız? Neden yemek yaparız? Mesela bir insan besin maddelerini yalağa doldurup yiyebilir yani. Niye öyle tencereler, prezentasyonlar, tabakta süslü salatalar niye yapıyoruz bunu? Tek başına yemek yiyen insan nadiren böyle bir şey yapar. Başkası için yaparız biz bunları. Diğer insanlarla ilişkilerimiz devam ettikçe yaparız. Şimdi COVID bizi evlere tıktı, yalnızlaştık. Tamamen yani eğer tek yaşıyorsanız özellikle tamamen primata bağlayabilirsiniz. Yani şu anda 10 gün, 20 gün duş almayın, etrafı temizlemeyin kimse görmez ki ne olacak? Varsa online katıldığın iş toplantın üst tarafına giy gömleği, sal aşağıdan şortu, tırnakları olsun bir karış uzun kimsenin dikkatini çekmez. Çünkü bu artık normal sosyal ilişkilerin olduğu bir yer değil. Ama insan hemen bunun içerisindeki çürümeyi, düşüşü fark edecek. Bu en büyük streslerden bir tanesi. Mesela yemek yapmak, güzel bir sofra hazırlamanın beslenmekten daha önemli olduğunu fark edecek insan. Ben kendim fark ettim, oradan söylüyorum. Ben gerçekten böyle kürekle yiyebilen adamdım. Şimdi yemeklerime özenmeye başladım. Çünkü o eksikliği hayatımda çok fazla hissediyorum. Bu kriz yaratıcılığı arttıracak ama bu kriz olmasaydı, bunun gibi küçük krizler olmasaydı bizler gittikçe bayır aşağı gidecek ve ne yapacağımızı bilemeyecektik. O
O yüzden derman arardım derdime, derdim bana derman imiş demeyi unutmayalım. Bir dert geldi mi başımıza, bu bizi ayıltır, bu bizi kendimize getirir. Yoksa insanı kendi haline bırakırsan bildiğin en tüketici, en yaralayıcı, en pisletici, en zararlı primat türü olarak dünyanın canını okur. Şimdiye kadarki bütün performansımızda buna borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Yani özetle Sinan haklı ama 21. yüzyıl değil sorun. Bizim gittikçe içine gömüldüğümüz yaşam tarzımız. İyi ki böyle arızalar çıkıyor da onu böyle arada bir parçalıyor. Bu arada bir tane Hazal'cığım arada soru var. Murtaza 4-5'tir soruyor. Hocam açmak istediğiniz Temel Bilimler Üniversitesi hakkında bilgi verir evet. misiniz? Daha önce vermiştik ama kısaca söyleyeyim. Evet, kişisel olarak açmak istediğim değil. Tuzla Belediye Başkanımız sevgili Doktor Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde orada benden evvel zaten temelleri atılmış olan benim de hem mütevelli heyetine dahil olarak hem de çalışmalarına katılarak destek vermeye çalıştığım Türkiye'nin bence en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan bir oluşum. Temel bilimler bölümlerinin kapanmaya başladığı ve maalesef patır patır kapandığı bir ülkede Temel Bilimler Üniversitesi açmak bir delilik ve Allah'tan bu deliliği yapan birileri var. Neden? Daha önceki soruyorum videolarına bir bakın. Temel bilimler olmadığında başımıza neler gelirmiş orada detaylı detaylı anlattık. Allah muhafaza temel bilimlerini kaybeden bir de sanatını kaybederse Allah rahmet eylesin. Gittik bittik. Hocam ben görme engelliyim, sosyoloji okuyorum. Dünyayı görmezsek ne kaybederiz demiş Muhammed Cevni Erzen. Çok bizlik bir soru değil mi bu? Yani çok çok güzel sorulmuş. Sevgili Muhammed, dünyayı görmezsek ne kaybederiz diye sokağa çıkıp rastgele 10 kişiye sorarsan 8'inden doyurucu bir yanıt alırsın. Çünkü gözü görenlerin çoğu dünyayı görmüyorlar. Onlar sadece İşte. Zannettikleri şeyi görüyorlar. İnandıkları şeyi görüyorlar. Çoğu zaman gerçekleri görmek için aslında gözlerimizi kapamamız gerekiyor. Ben derslerimde sıklıkla görme engelli insanlarda yapılan beyin çalışmalarını çok anlatırım. Mesela bu insanların duyularında ekstra bir keskinleşme meydana gelir. Tabii görme kaybının tipine bağlı olarak oluyor bunlar ama genelde beynimizin çok büyük bir kısmını görme duyusu meşgul ettiği için %70 kadar görme duyusu tarafından meşgul ediliyor. O duyuyu devreden çıkarttığınız zaman diğer duyular görme duyusunun işlendiği alanlara taşıyor ve oralar tarafından değerlendirilmeye başlanıyor. Dokunma, tatma, işte işitme, koklama, diğer adını tam koyamadığımız işte bu blind sight dediğimiz yani kör görüşü dediğimiz sistemlerin bir ileri düzeye taşınması vesaire gibi ekstra duyular adeta ortaya çıkıyor. Ve bu durum aslında farklı zeka tiplerinin coşmasına da sebep oluyor. Şimdi biraz önceki soruya cevaben dünyaya gelen işte olumsuzlukların, felaketlerin nasıl bizi uyandırdığından, coşturduğundan bahsetmiştim. Beş duyusu yerinde olan milyarlarca insanla birlikte yaşıyoruz. Allah aşkına ne oluyor dünyada? Yani bir bakalım toplam sonuca bir şöyle bir dikkat edelim yani nedir ortaya çıkan ana çıktı? Ortaya çıkan ana çıktı rezillikten başka bir şey değil. Yani çoğumuzun sözde beş duyusu, hatta 25 duyusu çalışıyor. Yani diğer bütün duyularında sağlam olduğunu varsayalım insanların çoğunda. Göz varsa bakmak ister. Bakmak görmek içindir. Baktığını görmüyorsan gözün olmuş olmamış neye yarar? Temelde sistemin varlık amacı bütün canlılarda hayatta kalmak iken biz de hayatta kalma sorununu çözmüş insanın gözü zaten bakacak bir şey bulamadığı için kördür, görmemektedir. Bakar bir şeylere, bir şeyleri görsel olarak algılar, beyni ona bir yorum yapar ama onun anlamını, içeriğini, gördükleri arasındaki ilişkiyi kafa yorarak sağlamaya çalışmadığı zaman o görmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden dünyayı görmezsek çok şey kaybederiz ama dünyayı görmek için göze ihtiyacımız yok sevgili Muhammedciğim. Sen bu sorundan anladığım kadarıyla zaten dünyayı ben de mesela olmayan duyularla görüyorsun ki benim yakalayamadığım bir şey yakalayıp bana daha önce hiç söylemediğim bir şey söylettirdin. Sana çok teşekkür ediyorum. Eğitimde de süper başarılar diliyorum. Bu çok güzel soruydu ki siz de çok güzel cevapladınız hocam. Çok teşekkürler bu açıdan. Ne kim biri intihar edermiş? Niye intihar edermiş? Geçiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu şekilde yaşanmaz. Allah'ım ya bir de buna hastayım mesela. Şimdi bir yerde ben olsam intihar ederdim. Ne kadar yani mantar hayatınız varmış arkadaş. Ya bir gün de böyle yoruyorum diye bir şey yapsak tamam mı böyle? Soru yorumlar bilmiyorum. Yoruyorum. Evet. Hocam ben çok hızlı çıkarırım yorumları istiyorsanız eğer çıkarsın. En çok Hazal'ı yoruyorsunuz. En çok Hazal'ı.